ters eleman özelliği mutlak değerleri aynı ve biri pozitif, diğeri negatif olan iki tam sayının toplamı sıfırdır. Verilen eşitliklere göre kare ve üçgen yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mutlak değerleri aynı olan pozitif ve negatif sayıların toplamı sıfıra eşittir diyordu ters eleman özelliği olarak. Bu durumda buradaki sayımız -16 ise buradaki sayımızın +16 olması gerekiyor. Yine buradaki sayımız +9 ise mutlak değeri 9 olan diğer sayımız neydi? -9. Buradaki üçgenin de -9 olması gerekiyor. Şıklara bakalım. Karenin +16, üçgenin de -9 olması gerekiyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki eşitliklere göre üçgen ve karenin toplamı kaçtır? Birinci verilen eşitliğimize baktığımızda ters eleman özelliğini görüyoruz. Demek ki buradaki sayımız ne olmalı? +4. İkinci verilen işlemimize baktığımızda birleşme özelliğini görüyoruz toplama işleminin. Baktığımızda -2 ve +6 her iki tarafta var. Eksik olan kim? -3. Demek ki buradaki sayımız -3 olmalı. İkisinin toplamını istiyordu bizden. +4 ile -3 toplarsak artılarımız daha fazla, işlem sonucu artı olacak. 4'ten 3'ü çıkarırsak +1 olmalı. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. -8 sayısının toplamı işlemine göre tersi üçgen, +3 sayısının toplamı işlemine göre tersi karedir. Buna göre kare ve üçgenin toplamı kaçtır? -8 sayısının toplamı işlemine göre tersi işaretin değişmiş haliydi. Yani +8 oluyor. +3 sayısında yine toplamı işlemine göre ters dediğinde işaretini değiştiriyorduk. -3 oluyor. Bu durumda kare ile üçgenin toplamı, yani +8 ile -3'ün toplamını istiyor. İşaretlerimiz farklı. Hangisi daha fazla? Artılarımız. O zaman işlemin sonucu artı olacak. 8'den 3'ü çıkarırsak +5 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen eşitliklere göre şekillerden herhangi biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Birinci işlemimize bakalım. -5 ile +5'in toplamı neye eşit olmalı? Sıfır eşit olmalı. Ters eleman özelliğinden. Bu durumda üçgen neye eşit oluyor? Sıfıra eşit oluyor. Yine +8 ile neyi toplarsak sıfır olur? Ters, toplama işlemine göre tersiyle toplarsak sıfır olur. Toplama işlemine göre ters de neydi? -8'di. Bu durumda 0 ve -8 ışıklardan eledik. Burada baktığımızda bakın bu toplama işleminin değişme özelliği. +11 her iki tarafta var. Demek ki eksik olan kim? -2. Buradaki ifademiz -2 olmalı. -2 zaten şıklarda yok. Dördüncü işlemimize baktığımızda birleşme özelliğiydi. Buradaki parantezini ne yapabilirdik? Yerini değiştirebilirdik. Bakın kaydırabilirdik. Yani işlem önceliğini bir işlemden diğer işleme geçirebiliyorduk arada toplama işlemi varsa. Bu durumda iki tarafı kıyaslayalım. +3 her iki tarafta var. Yine +7 her iki tarafta var. Eksik olan sayımız kim? -6. Şıklardan onu da eledik. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdaki eşitliklere göre kare eksi üçgen kaçtır? Öncelikle buradaki toplama işlemimizi yapalım. İşaretlerimiz aynı. 6 ile 7'yi toplarsak 13 yaptı. +13 bulduk. Artık +13'ü -4 ile toplayacağız. Hangisi daha fazla? Artılarımız. İşlemin sonucu bu durumda artı olacak. 13'ten 4'ü çıkarırsak 9 olacak. Yani buradaki işlemimiz +9'a eşit oldu. Diğer işlemimize bakarsak buradaki işlemimiz baktığımızda toplama işleminin ters eleman özelliğini sağlayan işlem. Yani buradaki ifademiz -9 ise burası da +9 olmalı. Yine kareyi de +9 olarak bulduk. Üçgeni +9, kareyi de +9 olarak bulduk. 9'dan 9'u çıkarırsak da işlem sonucu 0 olur. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Buna göre yukarıdaki işlemlerde sırasıyla toplama işleminin hangi özellikleri kullanılmıştır? Birinci işlemimize baktığımızda toplama işleminin bakın bu işlem, yani bu sayımız buraya alınmış. Bu durumda değişme özelliği kullanılıyor. B ve D'deki gibi. Daha sonra baktığımızda işlemimize birleşme özelliği kullanılıyor, parantez içine alınmış. Daha sonra buradaki iki ifadenin toplamı 0 yapmış, ters eleman özelliği. 0'da etkisiz eleman. Sonuç +6 olarak bulunmuş. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.
Etkisiz eleman özelliği bir tam sayının sıfır ile toplamının bu tam sayıya eşit olmasıdır. Yukarıda verilen tablonun her satır ve sütunundaki tam sayıların toplamı tam sayıların toplama işlemine göre etkisiz elemanına eşittir. Buna göre k eksi d kaçtır? Her satır ve sütundaki tam sayıların toplamının sıfıra eşit olduğunu söylüyor. Bu durumda bu boşluklarımızı dolduralım. Öncelikle buradaki sütunumuzu alalım, şu dörtlümüzü. Eksi 6 artı 5 ve eksi 1'i toplayalım. Eksi 6 ile artı 5'i toplarsak eksilerimiz fazla olduğu için işlem sonucu eksi olacak. 6'dan 5 çıkarırsak eksi 1 yaptı. Eksi 1 ile eksi 1'i toplarsak ortak işaretimiz eksi 1 ile 1'i toplarsak eksi 2 yaptı. Yani buradaki işaretimiz artık bulduğumuz toplam eksi 2 olduğuna göre buraya yazmamız gereken sayı artı 2. Şimdi satırdakini yapalım. L'yi bulalım. Bakın şu satırımızı yapalım. Artı 2 ile artı 4'ü toplayalım. Artı 6 yaptı. Demek ki L'de eksi 6 olması gerekiyor. Yine buradaki satırımız için bakalım. Eksi 1 ile artı 3'ü toplarsak işaretlerimiz farklı, fazla olan artılarımız 3'ten 1'i çıkarsak artı 2 yaptı. Demek ki burası eksi 2 olması gerekiyor 0 yapması için. Artık şuradaki sütunumuzu alalım. Eksi 2, eksi 2 ve artı 4'ü toplayalım. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 4 yaptı. Artı 4 ile toplarsak 0 oldu. K sayısı da 0'mış. K 0, L'de eksi 6. Çıkaralım. Buradaki işaretimiz artıya dönüşünce bu da artıya dönüştü. İşlem sonucumuz artı 6 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıdaki karelerin içinde birer tam sayı yazılıdır. Verilen şemaya göre A artı B ifadesini toplama işlemine göre tersi kaçtır? Öncelikle buradaki ifademizden başlayalım. Eksi 6 ile neyi toplarsak artı 4 yapar. İşlem sonucu artı olduğu için buradaki ifademiz artı oldu. Hangi sayıdan 6'yı çıkarırsak 4 yapıyor? 10'u. 10'dan 6'yı çıkardığımızda demek ki buradaki sayımız 10. A ile B'nin toplamı artık neye eşit oluyor? Bakın. A ile B'nin toplamı artı 10'a eşit oluyor. Bu ifadenin toplama işlemine göre tersi de eksi 10 olur. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Aşağıda birer köşeleri ortak olan kırmızı ve sarı üçgenlerin köşelerindeki çemberlerin içerisindeki tam sayılar yazılmıştır. Sarı ve kırmızı üçgenlerin köşelerinde yazan sayıların toplamları birbirine eşit olduğuna göre K kaçtır? Öncelikle buradaki kırmızı üçgenimizin köşelerindeki sayılarımızı toplayalım. Artı 4, eksi 6 ve eksi 5'i toplayalım. Artı 4 ile eksi 6'yı toplarsak eksilerimiz fazla olduğu için sonucumuz eksi olacak. 6'dan 4'ü çıkarırsak eksi 2 yaptı. Artık eksi 2 ile eksi 5'i toplayacağız. Her ikisi de negatif. Sonuç negatif olacak. 5 ile 2'yi toplarsak eksi 7 oldu. Şimdi de buradaki ifadelerimizi toplayalım. Yani artı 4, eksi 7 ve K'yı toplarsak eksi 7 olacak. Bakın bu eksi 7 korunmuş. Buradaki ifademiz artı 4 olduğuna göre K demek ki bunun toplama işlemine göre tersi eksi 4 olmalı. Bu durumda K'yı da eksi 4 olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıda verilen eşitliklere göre K artı L artı M kaçtır? Eksi 8 ile K'nın toplamı 0'a eşit. Burada toplama işlemine göre tersi olması gerekiyor K'nın eksi 8'in, yani artı 8 oldu. K'yı artı 8 olarak bulduk. L'yi bulalım. Artı 12 ile neyi toplarsak eksi 7 olur. Bakın işlemin sonucu eksi olduğuna göre L'nin işareti eksi. 12 ile 7'yi toplarsak artık 19 olması gerekiyor. Topladığımızda eksi 7 veriyor. L'yi de eksi 19 olarak bulduk. M'yi bulalım. İşlem sonucunun eksi 8 olması için burası eksi 18. Demek ki buradaki ifademiz artı 10 olmalı. M'yi de artı 10 olarak bulduk. Bu üç sayımızı toplamamız isteniyor bizden. Artı 8, artı 10 ve eksi 19'u toplayalım. Buradaki sayılarımızı toplarsak artı 18 yaptı. Eksi 19'u da toplarsak eksilerimiz daha fazla. Bu durumda işlem sonucu eksi. 19'un 18'i çıkarsak da eksi 1 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.
200'ünde toplamları 10 olan iki tam sayının yazılı olduğu 3 tane kart bir çubuğun üzerindeki görseldeki gibi asılıyor. Kartların ön yüzündeki sayılar 15, 7 ve eksi 2'dir. Buna göre kartların arka yüzündeki tam sayıların toplamı kaçtır? 200'ünde toplamları 10 olması gerekiyor. Buradaki sayımız 15 ise diğer yüzündeki sayımızın ne olması lazım? Eksi 5. Bakın topladığımızda artı 10'u vermesi için. 7. 7 ile neyi toplarsak artı 10 yapıyor. 3'ü artı 3 olması gerekiyor. Eksi 2 artı 12 ile toplanırsa artı 10 olur sonuç. Bu durumda bu 3 sayımızın toplamını istiyor bizden. Artı 3, artı 12 ve eksi 5'i toplayalım. Buradaki sayılarımızın işaretleri aynı. 3 ile 12'yi toplarsak 15 yaptı. İşaretlerimiz farklı. Hangisi daha fazla artılarımız yazdık. 15'ten 5'i çıkarsak artı 10 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.